Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım sevgili takipçilerim. Modelim ister sade yazmalara, isterseniz desenli yazmalara yakışabilecek muhteşem bir model olacak. Evet, modelin yapımına geçmeden önce de ilk kez bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, yorum beğeni bırakan, sosyal medya hesaplarından videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet yazmamız gördüğünüz gibi benim model mendilim bu arkadaşlar. Sade bir renk o yüzden kendi alt zemin renginden kullanacağım. Şöyle bir kırmızı renk kullanacağım. Kırmızıya yakıştığını düşündüm. Şöyle bir rengim var. Bir de arkadaşlar koyu bir yeşilim var. Patlatsın modelimizi diye. Bu renkleri seçtim ben. Sizler yapacağınız yazmaya, mendil model mendilinize varsa çıkartacaksanız ona göre veya tülbentinize göre renk ayarınızı da yapın. Evet. Ben zürafamı da bu şekilde hazırladım. Ön hazırlık olarak da sizler de yapacağınız zemine bu şekilde zürafanızı yaparsanız daha düzgün, daha iyi bir iş ortaya çıkar sevgili takipçilerim. Evet hemen şöyle iğnemi, ipliğimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapmaya başlayalım. Evet bu şekilde zürafamızı yaptık. Hemen 3 adet tekrardan zürafa yapalım. 1 2 ve 3. zürafamızı bu şekilde yaptık İlk yapmış olduğumuz zürafanın içerisine ipimizi atıyoruz şöyle ip ayarında dengeleyin ve çekin şimdi iki adet zürafamız var bir üst sırada iki adet zürafamızı da aradaki iple birlikte yapalım Evet. Şimdi baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Yani buradan baştan arkadaşlar sondaki değil. Küçük bir piramit yapacağız. Hemen ipimizi tekrardan bu şekilde attık ve tepeye son zürafamızı bu şekilde yaptık tepedeki zürafamızın içerisine düğüm atacağız şimdi. Tepeye çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi hemen yandaki zürafamıza ipimizi indireceğiz. Yani zemindeki zürafamıza ipimizi bu şekilde indiriyoruz. Küçük bir piramit daha yaptık. Hemen sıradaki 3 adet zürafamıza tekrardan aynı işlemi yapacağız. Birinci zürafam yaptım, hemen ikinci zürafam yaptım ve üçüncü zürafamızı yaptık. Baştaki zürafama ipimi bu şekilde tekrardan atıyorum. Bir üst sıraya da çıkmış olduk. Şimdi 2 adet zürafamızı buraya yapalım. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı da yaptım. Baştaki zürafama ipimi atıyorum. Son tepeye bir adet zürafamızı yapıyorum. Tepeye çıkıp düğümümüzü bu şekilde attık ve alt zemindeki zürafamıza şöyle hafif kavis vererek inişimizi yapıyoruz dağdan arkadaşlar ikinciyi yaptık 3 adet peş peşe dağımızı yapacağız bu bizim aradaki küçük dağlarımız olacak hemen üçüncü dağımızı da birlikte yapalım bir üst sıraya çıkıyorum. Son tepedeki zürafamızı da yapalım. Hemen tepeye düğümümüzü attım alttaki zürafamıza inişimizi yapalım. Evet aradaki üç tane dağımızı yapmış olduk. Hemen sıradaki 5 zürafamıza çiçek yapacağımız zemini hazırlıyoruz. İkinci zürafamı yaptım üçüncü zürafamızı dördüncü yapıyorum bu bizim aradaki boşluğumuz yani çiçek yapacağımız zemin hanımlar Evet 5 adet aradaki boşluğumuzu bıraktık şimdi 3 adet zürafayı tekrardan yapıyorum. Minik dağlarımızı yapmaya tekrardan başladık. Arkadaşlar 3 zürafamı yaptıktan sonra 1, 2, 3. zürafama geri dönüp ipimizi bu şekilde alıyoruz. Hemen iki zürafamı burada tekrardan yapıyorum. Baştaki zürafama ipimi attım. Son zürafamızı yapıyorum. Tepeye ipimizi düğümledik alttaki zürafama tekrardan kavisli bir şekilde inişimizi yaptık şöyle arkadaşlar arası 5 3 tane bu şekilde minik dağlarımız var yazmamızın modelimizin alt zemini bu şekilde ilerleyecek. Sizlerde yapın. Gelin arkadaşlar. Şimdi renkli ipimin birini iğneme takıp geliyorum. Renkli ipimi iğneme taktım. Şu iki dağın arasındaki boşlukta 5 tane zürafa yapmıştık. İki bu tarafında, iki bu tarafında bırakıyorum. Hemen ortadaki zürafaya şöyle yan tarafından ipimi sabitledim. Tam ortadan değil. Gördüğünüz gibi. Hemen buranın içerisine Zürafa yapacağız 3 adet. Birinci zürafa. ikinci zürafa. Ve üçüncü zürafamı yaptım. Hemen İlk baştaki zürafamın içerisine ipimizi geriye alıyorum. Aradaki ip mesafesini her zamanki dediğim gibi ayarlayın arkadaşlar. Burada çoğaltma işlemi yapacağız. Aynı zürafamın içerisine tekrardan Bir adet zürafamızı yapalım. Yanındaki Zürafamıza tekrardan geçiş yapıyorum. Ve sondaki zürafamın içerisine tekrardan bir zürafayla geçiş yapıyorum. Aynı zürafamın içerisine tekrardan bir adet zürafa yaparak çoğaltmamızı yapmış oluyoruz. 3 sayımız burada 4'e çıktı. Hemen baştaki zürafama tekrardan ipimi atıyorum. Burada da aynı şekilde çoğaltma işlemimizi yapacağız. Aynı zürafamıza tekrardan zürafa yaptık. Yandaki zürafalarla devam ediyorum. Burada da sayımızı 5'e çıkartacağız. 3. zürafamızı yaptık. Sondaki zürafamıza bir adet zürafa daha yapıyoruz. Burada da sayımız 5'e çıktı. Baştaki zürafamıza ipimizi tekrardan atıyoruz burada. Yine çoğaltma işlemimiz var. Burada da sayımız 6'ya çıkacak. Hemen birinci zürafamı aynı yere yaptım ikinci zürafamızı yaptım. Üçüncü zürafamız dördüncü beşinci ve son zürafamıza bir adet zürafa daha yaparak sayımızı 6'ya çıkartıyoruz. Evet, burada 6 adet zürafamızı yaptık. Şimdi baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Aradaki ip mesafesini ayarlayıp bu şekilde atın sevgili hanımlar. Buranın içerisine şimdi küçük bir pırpır yapıyoruz. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Tepesinde bir adet düğüm oluşturdum ve aynı yerin içerisine hafif kavis vererek inişimi yaptım. Şimdi burada artık çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Sondaki zürafaya kadar aradaki 5 zürafamızı yapıyoruz. İkinci zürafamız. Üçüncü 4. ve de 5. zürafamızı bu sırada yaptık. Hemen şöyle modelimi ters çeviriyorum. İlk baştaki zürafamın içerisine ters çevirdikten sonra küçük pırpırımızı yapıyoruz. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip Düğümümüzü attım. Aynı zürafanın içerisine kavisli bir şekilde ipimizi indirdik. Yani küçük sinek kanadımızı yapmış olduk. Tekrar zürafalarla devam ediyorum. Burada da sayımız dörde düşecek. Birinci zürafamı yaptım. 2. zürafamızı yaptık. 3. ve de 4. zürafamızı burada yaptık. Hemen ters çeviriyorum. Burada en baştaki zürafamın içerisine tekrardan küçük bir pırpırımızı yapıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine girip bu şekilde düğümümüzü attık ve hafif kavisli bir şekilde aynı yerin içerisine inişimizi yaptık burada da artık sayımız 3'e düşecek zürafa sayımız yandaki zürafalarla bu şekilde devam edelim birinci yaptım ikinci ve de üçüncü zürafamızı yaptık ters çeviriyorum hemen modelimizi en baştaki zürafamıza tekrardan küçük pırpırımı yaptım pırpırımın içerisine giriyorum düğümümüzü attık ve hafif kavisli bir şekilde zürafamın içerisine indim burada tekrar zürafa devam ediyorum zürafa sayımız 2 olacak burada birinci yaptım hemen ikinci zürafamızı yaptık ters çeviriyorum modelimi aynı sinek kanadımı buradaki zürafamın içerisine de yapıyoruz hemen pırpırımı yaptım yapmış oldum pırpırın içerisine girdim düğümümüzü attık ve kavisli bir şekilde indik Burada artık zürafa sayım 1'e düştü. 1 adet zürafamı yaptım. Modelimi ters çeviriyorum. Buranın içerisine küçük pırpırımızı yaptım. Pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü artık hafif kavis vererek inişimizi tepeye yaptık hanımlar. Evet bu şekilde bitirdik motifimizi. Çok güzel bir motif oldu arkadaşlar. 3 bu tarafında 3 bu tarafında bir motif oluştu. Hemen burada ipimi dibinden keseceğim. Ve diğer renklerden de bu aralara yapıp geleceğim arkadaşlar. Sizler de yapın, ben de yapayım. Şöyle çoklu halinde motifimizin görelim. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben modelimin renklerinde attım bu şekilde. Daha değişik renklerden de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Ben bu şekilde kullandım bugün. Sizler yazmanızın rengine göre, desenine göre de renk ayarını yaparsınız. Evet, muhteşem görünen şahane bir model oldu. Şöyle sehpamın üzerinde de duruşuna bakın arkadaşlar. Çok hoş, ağır bir model göründü. Yapması da kolay arkadaşlar. Ürekli bir model. Evet, Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Modelimi beğendiyseniz bir beğeni, bir küçük de olsa emoji de olsa bir yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Modellerimi beğeniyorsanız sosyal medya hesaplarından sevdiklerinizin görmesi için paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde benim de kanalım büyür. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.